Aslen Silivriliyim. Yolçatı köyünde doğdum. Silivri'de ikamet ediyorum. 30 yıldır yaklaşık Silivri'de oturuyorum. İki çocuk annesiyim. Siyasete nasıl atandım? Kadıkoları Mahalle Başkanlığı'yla atandım. 4 yıl Mahalle Başkanlığı yaptım. Ardından Kadıkoları yönetimine geçerek 3,5 yıl mali ve idari işleri yaptım. Ardından teklif geldi. Sosyal politikalara 4 yıl yaptım. Daha sonra ana kademe bünyesine geçtim. Direkt Demiral zamanında. Orada da bir 6 ay kadar sosyal politikaları yürüttüm. Ardından Rıfat Kutlu Bey geldi. 3,5 yılda onunla beraber sürdürdük. Daha sonra kongreye gitti. İlçe başkanımız, tabii yeni ilçe başkanımız atandı. Mutlu Bey atandı. Ben onun döneminde meclis üyesi aday adayıydım. Siyaset farklı oldu. MHP ve ittifaka gitti daha doğrusu partimiz. İttifaka gittiğinden dolayı meclis üyesi olamayacağımı anladım. İstifa etmek zorunda kaldım son dakikalarda, son günde. Ben geriye adım attım. Yaklaşık Mutlu Bey turunu tamamladı, bir tur tamamladı. İkinci turda yine kongreyle tekrar bana teklif geldi. Gelir misin bizimle beraber dedi. Pek istemedim gitmeyi aslında ama gel komisyonlarda falan değerlendireceğim dedi. Maalesef bana bir görev verilmedi. Gelmesine rağmen, toplantılara gitmeme rağmen, nöbetlerime katılmama rağmen hiç eksiksiz nöbetime ve toplantıma katıldım. Baktım ki ben çalışmayı seven bir insanım. Ama bana bir görev verilmediğinden dolayı partiden istifa etmek istedim. Daha çoğu da kendi teşvik etti. Dedi ki madem beni eleştiriyorsun, toplantılarımı eleştiriyorsun, istersen istifa edebilirsin dedi. Ben de buna istinaden, zaten genel başkanımız da aklımdan geçiyordu, Meral Akşener. Bir bayan ve bayan danışmasının daha güzel olacağını, daha güzel yerlere geleceğimizi, daha güzel çalışacağımı bildiğim için İyi Parti'yi tercih ettim. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben çalışmak için, millet için, devletim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için varım. Çalışacağım sonuna kadar. Silivri'de nasıl çalışılıyormuş göstereceğim.